Merhaba, bu derste sizinle birlikte İngilizce'deki sıralama sayıları üzerinde konuşacağız. Sıralamadan kasıt da birinci, ikinci, üçüncü. Mesela o yarışta birinci oldu, işte ilk sırayı kazandı, ikinci sırayı kazandı gibi ifadeleri inceleyeceğiz. Bu açıkçası özellikle başlangıç seviyesindeki pek çok öğrencinin kafasını karıştıran meselelerden bir tanesi. Birkaç gün önce yine İngilizce cümleleri anlama rehberi bizim özellikle temel seviyedeki okuma anlama becerisini geliştiren eğitimimizdeki öğrencilerimizden birisi şunu sormuş. Demiş ki, she was born on 8 April 1989. Cümlesindeki işte 8 ve th ne demektir? Nasıl okunur? Bu pek çok öğrencinin kafasını karıştıran bir konu olduğu için böyle kısaca cevap vermek yerine birazcık daha detaylıca ele alalım istedim. O yüzden mikrofonun karşısına geçtim. Şimdi sizinle bu konuyu daha derinlemesine inceleyeceğiz. Şimdi öğrencimizin burada sorduğu niye burada TH gelmiş 8'den sonra? Şimdi İngilizce'de de sıralama için kullandığımız ifadeler, kelimeler var. Mesela Burada her konuda olduğu gibi İngilizce'de hem düzenli kullanımlar var hem düzensiz kullanımlar var yani düzenli fiil düzensiz fiil olduğu gibi bu sıralamada da mesela bakarsanız birinci ikinci ve üçüncü derken first second third diyoruz birinci ikinci üçüncü ama dördüncü beşinci altıncı yedinci sekizinci dokuzuncu onuncu onbirinci devam ederken fark ettiyseniz th2 geliyor bu th2 th2 geliyor hani bizdeki inci hani kelimenin sonunda 5. 6. 7. 8. E diyeceksiniz ki hocam birinci de de ince eki var ama niye o first diye yazılmış th e, yok. İngilizcenin kendine has kullanım yani Türkçe ile İngilizce her açıdan birbirine eş diller değil. O yüzden zaten onu anlarsanız dili daha rahat anlarsınız. Başlangıç seviyesindeki öğrencilerden büyük hatalarından birisi bu. Yani Türkçedeki bir şeyi birebir İngilizcede görmek istiyor. Göremeyince de Kafası karışıyor, şaşırıyor. Halbuki bunlar birbirinden farklı. Birisi elma, birisi armut. Yani elma ile armudu birbirine eş değer göremezsiniz. İkisi de meyvedir ama ikisi de aynı şey değildir. Ha, burada da o yüzden hem düzenli hem düzensiz parçalar var ama büyük oranda düzenli. Mesela birinci, ikinci, üçüncü de düzensizlik söz konusu. Geri kalan kısım büyük oranda düzenli. Sonuna TH getirdiğinizde 8. 9. 10. 11. oluyor. Genellikle yazıyla yazmıyorlar bunları tabi. Ne yapıyorlar? Genellikle sayıyı yazıyorlar. Yanına da eki getiriyorlar. Mesela birinci de bakın first diye bittiği için Birinci de bir yazılır, st gelir, birinci olur. Mesela birinci sıra, first place. İkinci de mesela iki gelir, sonra nd gelir. Second'daki nd, nd ile bitiyor çünkü. Second place, ikinci sıra. Üçüncü de bakın neydi? Third, rd ile bitmiş. Üç, yanına rd gelir. Third place, üçüncü sıra yani üçüncü olmuş anlamında. Ondan sonrası dördüncü, beşinci, altıncı derken mesela beşinci derken fifth place. Dördüncü derken fourth place. Bu şekilde bunu görüyoruz. Yani sıralama böyle. Tabi burada insanların kafasını karıştıran bir başka unsur da zaten burada öğrencimiz de sormuş. Hani biz bunu nasıl okuyacağız? Mesela bakın normalde 8 dediğimizde 8. 8. dediğimizde bunu nasıl okuyacağız? Bunu bazen duymakta zorlanabilirsiniz. Üstesinden gelmek için de size tavsiyem İngilizce İngilizce sözlüklerden fonetik yazılışına ve telaffuzuna dikkatlice bakmak. Şimdi bunu birlikte yapalım. Nasıl yapacağınızı size göstereyim. Şimdi bakın burada ne yaptım? 8 sayısına gittim. 8. Burada da Cambridge sözlükteyim şu anda. İngiliz ve Amerikan aksanıyla dinleyebiliyorsunuz. Eight. Eight. Dinleyebiliyorsunuz. Burada da parantez içerisinde de parantez diyorum slashlar içerisinde de fonetik alfabe ile yazılmış hali var. Bu 8 kelimesi. Şimdi biz 8. yazarken ne yapacaktık? Bu TH olacaktı ama zaten T ile bittiği için başka bir şey değil. Sadece H'yi ekliyoruz. Bakın 8. Gördüğünüz gibi sadece 8 olduğunda şurası vardı. 8. olduğunda bu yuvarlak gördüğünüz işaret gelmiş. Bu da TH'in okunusu. Eighth. Yani daha dil ne yapıyor? Dişlerin arasına gidiyor. Yani bunu tabi dilciler biraz daha iyi bilir. Dilbilim ya da fonetik dersi aldı, aldıysanız ya da gördüyseniz bilirsiniz. Bu TH okunuşu İngilizce'de özel bir okunuş. Türkçeden farklı. Türkçede böyle bir ses yok. Bu TH tek bir ses. Bunu okurken de ne yapıyorsunuz? Dilinizin ucu dişlerinizin hani ön dişlerinizin arasına giriyor. O şekilde ses çıkıyor. Mesela eif. Eif. Hani daha abartarak yapıyorum anlayın diye. Eif. Bu şekilde bir ses çıkıyor. Telaffuzu da bakın buradan bu şekilde görebiliyorsunuz. Ya da mesela 6 kelimesi. 6. Bakın 6 yazılı halde. Fonetik alfabeyle yazılmış halde. 6. derken bakın gene sonra TH gelecek. TH ses biraz patlayacak. 6. 6. Bakın. 6. Gördüğünüz gibi ses değişiyor. Bu detayları o ufak farkları tabi buradan görebiliyorsunuz. Bunlar da zaten aslında İyi bilenle az bileni birbirinden ayıran detaylar. Yani bu ufak detayları da hallettiğinizde epey yol almış oluyorsunuz. Evet İngilizce'de sıralama ile ilgili mevzu, muhabbet bu şekilde sevgili arkadaşlar. Yani aklınıza bir soru takıldığında ne yapın? Ciddi bir sözlük araştırması yapın. Bilen birlerine sorun. Hani buradan kanaldan da sorabilirsiniz ama daha ziyade kendi öğrencilerimizin sorularıyla uğraştığımız için bu dönem kanaldaki sorulara daha az dönebiliyoruz. Ama fırsat buldukça onlara da ya yazılı ya da video üzerinden cevap vermeye çalışıyoruz. Evet. Böylece bir dersin daha sonuna geldik. Hüseyin Demirtaş'ın İngilizce kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.